Ben Tuba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda oda dönüşümleri, mobilya yenileme ve kendi yap projeleri paylaşıyorum. Eğer bu tarz videoları izlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu hafta da ağacım için bir sepet yapacağım. Aslında ilk defa videoyu ürünü yapmadan çekiyorum. Umarım başarabilirim. Ben bunu çok aradım ama ben mi yanlış kelimelerle arıyorum bilmiyorum. Hiçbir şekilde bulamadım. Hani yılbaşı ağacının içine konulabileceği bir sepet de aradım. Aynı zamanda sadece böyle sepet görünümlü ama böyle hani ağacın taban kısmını saracak bir aslında bir silindir istiyorum. Ama sadece örtü olarak bulabildim. Hani yılbaşı ağacı örtüsü diye arattığınızda karşınıza çıkıyor zaten. O şekilde bulabildim ama ben daha örtü değil de daha sepet görünümlü bir şey istediğim için bulamayınca kendim yapmaya karar verdim. Ölçülerini açıklama kısmına eklerim ama burada da kısaca bahsedeyim. Benim yapmak istediğim sepetin taban kısmı 50-55 cm arası bir çapta olacak. Üst kısmı da 40 cm çapında olacak ve yüksekliği de yaklaşık 40 cm kadar olacak. Yani aslında ben böyle kesik bir koni yapmaya çalışacağım. Sepetin iskelesini yapmak için fazlalık hani elimde kalan kartonları kullanacağım. Şimdi bu kartonun üstüne çizeceğim şekli ben PDF olarak yine açıklama kısmına eklerim. Ama aslında yamuk şekli çizeceğiz. Yani onun ölçüsü 27,5 cm. Yani üst ölçüsü 20 santim olacak. Yüksekliği de 36 santim olacak. Şimdi bu çizdiğim şekli kesiyorum. Ve şimdi yaptığım şekilden 6 tane keseceğim. Kartonları, yani şu şekilde bunları birbirine yapıştıracağım. Evet, şimdi bütün parçaları yapıştırdım. Sadece arkaya gelecek olan iki taneyi yapıştırmadım. Şimdi bunun köşelerinden parçalar kestim. Bunların her birini içeriden buralara yapıştıracağım. Bunları da silikonla yapıştırıyorum. Yaptığım kartonun üstüne kumaşla kaplayacağım ki ipleri sardığımda alttan böyle karton rengi görünmesin. Bunun için de böyle bende keten, aslında panç kumaşı diye geçen bir kumaş verelim. Yani ne tarz kumaş yaptığınızın çok da önemi yok. O hani uygun fiyatlı bir kumaşla kaplayabilirsiniz. Ben şimdi ölçülerini alacağım. Şimdi yüksekliğim 40 cm'di. O yüzden kumaşı 50 cm uzunluğunda kesiyorum ki alttan ve üstten içeriye doğru kıvırabileyim. Şimdi bu 50 cm uzunluğa göre kumaşımı keseceğim. Evet, şimdi kestiğim kumaşı kutunun üstüne saracağım. Şöyle bir komple üzerine atıyorum kumaşı. Ayarlama yapıyorum. Şekli ve tabanı daha geniş olduğu için kumaşta katlanmalar oluyor doğal olarak. Bunları düzelterek yapıştırmaya çalışacağım. Ayarladım. Alta gelecek parçaları da şöyle içeriye doğru kıvırıyorum. Bazı yerlerde katlanmalar oluyor. Onları azaltmak için tam köşelere gelen yerlerden kumaşa kesik atıyorum. Şimdi bunları yapıştıracağım. Önce bir kenarı şöyle yapıştıracağım. Sonra bu parçam kaldı ve bunda gördüğünüz gibi bayağı bir fazlalık kaldı. Parçayı şuradan keseceğim. Parçayı şuraya bir yapıştıracağım önce. Yerini bunun üstüne gelecek şekilde şöyle kıvırıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Buraya da yapıştırdım şu an. Üst kısmını tamamını yapıştırdıktan sonra bunu ters çevireceğim. Ve aynı işlemi bir de alttan yapacağım.
şekilde bitirdim. Bunun uzunluğunun 4 katı uzunluğunda ipler keseceğim. Şöyle örgü iplerinden. Ben önce şu ipleri buraya bir yapıştıracağım. Ben de aynı ipten hem krem rengi hem de beyaz renk var. O yüzden ikisini karışık kullanacağım. Beyaz olan ipten de bunun çevresine yetecek kadar keseceğim. Kenarına beyazları, tamamına da krem rengini yapıştıracağım. Evet, dediğim gibi üst kısma krem rengi olan ipleri, yan tarafına da beyaz rengi olan ipleri yerleştirdim. Şimdi her birini ikili ikili yapıştırdığım için dokumayı da ikili olarak yapacağım. Şimdi başlıyorum. Bir grubun üstünden diğer grubun altından geçirerek ilk sırayı tamamlayacağım. İkinci sıraya geçtiğimde az önce altından geçirdiğim iplerin üstünden geçirdiğim iplerin de altından geçirerek böyle dokuma görüntüsünü vereceğim. Bu şekilde beyaz ipleri aynı işlemleri yaparak sepeti tamamlayacağım. Sonra da yani dokuma kısmını bitirdikten sonra şu fazlalık ipleri yukarıda yaptığım gibi aşağıdan da arkasına yapıştıracağım. Önce bir tamamlayacağım şurayı. Şimdi dediğim gibi bu kenarı bitirdim. Biraz fazlalıklarını keseceğim. Burada ben daha önce rafiye iplerden ördüğüm parçalardan bir çanta yapmıştım. Yine o şekilde rafiye iplerden örgüler yapıp onları da bunun üstüne yapıştırabilirsiniz. Ya da dokuma bir kumaş ya da istediğiniz desende bir kumaş ya da tüylü bir kumaşla direkt kaplayıp öyle de kullanabilirsiniz. Yani biraz sizin hayal gücünüze kalmış, ne yapmak istediğinize kalmış. Ben elimdeki malzemeyle kolay bir şey yapmaya çalıştım açıkçası. Herkesin de yapabileceği hem de hızlı bitecek bir şey yapmaya çalıştım. Şimdi şunları yapıştırmaya başlıyorum. Yukarıda yaptığımın aynısını yapacağım. Şimdi tamamını bu şekilde bitirip fazla kalan parçaları alttan ve yanlardan yapıştıracağım. Ve tamamlamış olacağım. She hates